Merhaba. Size bugün algoritma ve programlama dersi kapsamında yaptığımız proje telefon kayıt sisteminden bahsedeceğim. Sunum içeriğinde projenin amacı, tasarım, kullanılan araçlar ve proje ekibi vardır. Projenin amacı, bir telefon rehberinde bulunması gereken kayıt ekleme, kayıt gösterme, kayıtları modifiye etme, kayıt arama ve silme kabiliyetlerine sahip olan bir sistem geliştirilecektir. Geliştirilmiş sistem kullanıcıya komut satır arayı sunarak rehberin kullanımını sağlayacaktır. Tasarım. Tasarıma kullanıcıdan aldığımız bilgileri saklayacağımız değişkenler ve bunların listeleneceği vektörleri tutan kişi isimli sınıf yaratarak başladık. Her bir değişkenin alacağı içeriğe göre integer, id yani numara alacak, string, karakter alacak. Telefon numarasını uzun bir sayı olduğu için not türünü de tanımladık. Ve yine aynı türde bunlara ait vektörler tanımladık. İkinci bir sınıf olarak telefon adlı sınıf üretilmiştir. Bu sınıfta kişi sınıfından kalıtım yapılmıştır. Kişi sınıfındaki değişkenler ve vektörler kullanılarak bunlar üzerinde verileri sıralama, değiştirme, arama ve silme gibi çeşitli operasyonları gerçekleştirebilmek için telefon sınıfında bu kabiliyetlere sahip fonksiyonlar üretilmiştir. Menü tasarımı. Kullanıcının istediği operasyon yapabilmek için kaynak dosyamızda bir menü tasarladık. Bu menüde kullanıcının yapmak istediği isteme göre giriş alıyoruz ve girişe göre gerekli fonksiyonlara yönlendiriyoruz. Ve kayıt ekleme. Kullanıcıdan yeni ekleyeceği kişiye ait bilgiler gerekli değişkenlere kayıt edilmiştir. Daha sonra bu bilgiler yine gerekli vektörlere depolanmak ve çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere gönderilmiştir. Burada kullanıcıdan her bir değişkene ait yeni bir giriş bekliyoruz ve bunları ait oldukları vektörlere besliyoruz. Burada ID numarasını her seferinde her yeni kayıtta arttırıyoruz ki her bir giriş için yeni bir kişi için eşsiz bir ID numaramız olsun ve kullanılan ID numarası bir daha kullanılamasın. Rehberdeki kayıtları gösterme. Kullanıcıdan alınan kayıtlar alfabeye göre sıralanmış biçimde ekrana bastırılmıştır. Burada gördüğünüz algoritma bir sıralama algoritmasıdır. Vektörleri tek isim vektörünü tek tek gezerek alfabeye göre sıralama işlemi yapmaktadır. Bu kısımda da sıralanmış vektörlerimiz dosyaya kaydedilmekte ve ekrana gösterilmektedir. Kayıtları modifiye etme. Kullanıcıdan alınan her kayda eşsiz birer ID numarası verilmiştir. Kayıt değiştirme işlemi değiştirilmek istenen kaydın ID numarasıyla başlar. Ve her bir değişken için kullanıcıdan yeni girişler beklenir. Kullanıcının var olmayan bir ID girmesi durumunda try catch mekanizmasıyla kullanıcı uyarılır. Kullanıcıdan ID istiyoruz. Eğer ID'ye sahip bir kayıt varsa ID'nin bilgilerini tekrardan güncellemesi istiyoruz. Eğer öyle bir kayıt yoksa uyarıyoruz. Bu kısımda da güncellenen vektörlerimizi dosyaya kaydediyoruz ve ekrana gösteriyoruz. Kayıt arama. Kullanıcının isteği doğrultusunda kişinin istenen özelliğine göre arama yapılmaktadır. Kullanıcının arama kriteri kayıtlarla uyuşmaması durumunda kullanıcı uyarılmaktadır. Kayıt arama sisteminde kullanıcıdan öncelikle bir arama kriteri seçmesi istiyoruz. ID, isim, soy isim, cep numarası ve iş numarası gibi. Seçtiği kritere göre bunları depolayan vektörler üzerine dolaşarak öyle bir kayıt olup olmadığına bakıyoruz. Eğer öyle bir kayıt varsa bunları ekrana gösteriyoruz. Eğer öyle bir kayıt yoksa kullanıcıyı uyarıyoruz. Kayıt silme. Silinmek istenen kaydın ID'si alınır. Eşleşen ID varsa kayda ait veriler silinir. Eğer ID'ye ait kayıt yoksa kullanıcı uyarılır. Kullanıcıdan silmek istediği kişinin ID'sini istiyoruz. Eğer eşleşen bir kaydımız varsa bu kısımda değişkenlerin türüne göre ID mesela integer değer olduğu için 0 besliyoruz. String değerleri yine boşluk sembolü besliyoruz. Ve kullanıcıya kaydın silindiğini söylüyoruz. Kayıt etme kısmına geldiğimizde ise eğer o vektörün içeriğinde boşluk veya sıfır karakteri varsa kaydetmemesini söylüyoruz. Bu şekilde silinmek istenen kaydı silmiş oluyoruz. Kullanılan araçlar Microsoft Visual Studio derleyicisini kullandık. Proje ekibi Hasan Demir, Berk Tunç, İlhan Ersoy, Fenerbahçe Üniversitesi öğrencileri. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.